Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim sektörler arası yolculuğumuza devam ediyoruz her zamanki gibi. Antalya'dan Kaş'tan sesleniyoruz sizlere. Türk mutfağının nabzını oldukça yokladık. Şimdi biraz Balkan mutfağının nabzını yoklayalım. Moj Balkan mutfağından sesleniyoruz sizlere. Az sonra Volkan Bey'den detayları alacağız. Evet efendim, Balkan mutfağının nabzını yoklayacağız dedik. Volkan Bey'in yanındayız. Şimdi detayları aktaracak bize. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Balkan mutfağının Türk mutfağından farkı ve Türk mutfağıyla olan benzerlikleri nedir efendim? Balkan mutfağının Türk mutfağından farkı, Balkan mutfağının et ağırlıklı olması. Aynı zamanda bizim yaptığımız mezeler ve kullandığımız yağların genelde manda kaymağı ve manda yoğurdundan oluşmasından oluşan bir mutfağımız var. Türk mutfağından farkı, bizim genelde yemeklerimiz daha ağır ama manda kaymağı ve manda yoğurdu ve manda tereyağı kullandığımız için daha hafif ve daha lezzetli olmasına kaynaklanıyor. Ürünlerimizden biraz bahsetmişken, ürünlerinizin tazeliğine ve günlük olmasına dikkat ediyor musunuz? Tabii ki, bizim ürünlerimiz günlük zaten taze yapılıyor, mezelerimiz dahil, etlerimiz dahil. Biz zaten birçok mezemizi ve birçok şeyimizi direkt Bosna'dan ihraç ediyoruz, onlardan getiriyoruz. Bizim zaten kuru etimizi, sucuğumuzu, işte sokamızı, ayvarımızı bizim direkt Bosna'dan benim kendi amcam yapıp da bizlere buraya gönderiyor. O şekilde haftadan haftaya alıp soğuk hava dolaplarında tutup o şekilde servis ediyoruz müşterilerimize. Şimdi efendim, önümüzde bir takım sunumlar var. Biraz bunları da öğrenelim ve en çok müşteriler neler tercih ediyor buraya geldiklerinde? Bizim en çok müşterilerimiz bizim kendi kuru etimizi, kendi sucuğumuzu, ondan sonra köftelerimizi ve karış kızgaralarımızı, kuru etli bulgur pilavımızı, soka denen bir mezemiz var. En çok onu tercih ediyorlar. Şu an masada var mı? Tabii ki şurada. Bu soka. Bu manda kaymağı, keçi peyniri ve yerin altında yetişen Bosna'da bizim bir biberlerimiz var. Onlardan yapılıyor. O şekilde servis ediliyor. Oburuşa diye bir değişik bir böreğimiz var. O da aynı o şekilde manda tereyağıyla, manda kaymağıyla beraber hamurun dövülerek, ondan sonra güveçte pişirilerek servis edilmesinden kaynaklanıyor. Onun dışında en büyük rağbeti de boşnak mantısı alıyor. Çünkü biz boşnak mantısını köz ateşinde ve güveçte pişiriyoruz aynı Bostan'daki gibi ve o şekilde sunum yapıyoruz. Peki izleyicilerimiz Antalya'ya, Kaş'a yolları düştüğü zaman neden sizi tercih etsinler? Balkan mutfağını ne derece öneriyoruz? Bizi tercih etmelerinin sebebi biz Kaş'ta tekiz. Çünkü farklı bir lezzetiz. Burada birçok lezzete benzer lezzetler sunuluyor ama Kaş'a uğradıkları zaman, gördükleri zaman çok farklı bir lezzet, çok farklı bir sunum, çok farklı bir tat olduklarını zaten anlayacaklar ve ondan sonra zaten herkese yönlendireceklerini düşünüyorum yani. O şekilde bir sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Umarım herkes beğenir.